Şimdi Serdar Serçelik, gizli Serdar Serçelik Ankara'da evinden çıkıyor. O gün arıyorlar. Pursaklarda babasının arabası bulunuyor. Ama o gün onun iddiasına göre iki gün boyunca Türkiye'de saklanıyor. iki gün sonra Türkiye'den ayrılıyor. Ben sordum ona Kosadası'na mı gittin? Oradan Bulgar pasaportu mı gittin? Yok dedi. Dubai'ye mi gittin? Yok dedi. Dubai'ye gitmedin. bir başka yerden daha çek ettim ben. Yunanistan'da olduğunu tahmin ediyorum. Nasıl gitmiş? Şimdi Mustafa Çotuk ve Ramazan Kubat adlı iki kişi tarafından götürülmüş. Ramazan Kubat Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı. Yani şöyle Kılıçdaroğlu bir gün Mamak'a gidiyor toplantıya 2021 yılında. Eski Mamak Ülke Başkanı Ramazan Kubat da toplantıya katılıyor ve Kılıçdaroğlu kıyası eleştiriyor. Sonra Kılıçdaroğlu'nun yanına gidiyor. Diyor ki düğünüm var düğünüme gelin. Sonra bir, böyle bir yakınlık oluyor. Kılıçdaroğlu'nun düğününe gidiyor. Sonra Kılıçdaroğlu'nda böyle bir açılım politikası var. Helalleşme açılım. Ülkücülere doğru açılayım. Bununla diyalog ilerliyor ve buna danışman yapıyor. Ve daha sonra genel merkezde oda veriyor buna. Onun bir odası var son bir yıl boyunca. Şimdi hatta ne bunun yeniden Kuvayi Milliye Platformu Sözcüsü odasında fotoğrafı var. Ve bu işte bazı milliyetçi gençlerin buluşmalarını organize ediyor Kılıçdaroğlu'yla. Sonra tabi seçim bu 17, 14, 28 Mayıs olunca bütün 70 küsur danışmanla beraber bunun da işine son veriliyor. Ee, sonra kurultaydan sonra tamamen ilişki kesiliyor. Bu boşa düşüyor. Şimdi anladığım kadarıyla Kasım sonunda Avukat Burcu Aslan'dan dinledim. Yani Ramazan Kubat'ın avukatı Avukat Burcu Aslan bana anlattı. Yarın da onu yazdım. Diyor ki bu diyor Ramazan diyor Mamak'ta diyor böyle gençlerin sevdiği bir simadır diyor. Mustafa Çotuk bunun iş hayatından tanındığı kimse arıyor Ramazan'ı. Ramazan diyor gençlerle kahvaltıdayız gel diyor gençler seni istiyor gel. O da geliyor kahvaltıya kahvaltıda Serdar'ı tanıyorlar. Serdar da firar aşamada öyle anlıyorum ya. Yani o aşamada firar olmuş olması gerekir. Kahvaltıdan sonra diyor ki biz gel gidelim İstanbul'da alem yapmaya. Alem yapalım gel senin arabanla gidelim. Olur olmaz ol. ikna ediyorlar. Ve beraber Ramazan'ın arabayı Ramazan arabayı kullanıyor. Üç kişi Ankara'dan yola çıkıp İstanbul'a gidiyorlar. Yolda Bolu'da duruyorlar alışveriş yapıyorlar. Bir dinleme yemek yiyorlar. En son bir yerde teker girip bir alıyorlar içki içiyorlar yolda falan. Sonra bunu Şile'ye bırakıyorlar. Ve güya alem yapmaya gidiyorlar. Alem yapmadan iki kişi geri dönüyor Ankara'ya. adam orada bırakıyorlar. Yani avukatı bana bunu anlattı. Dedi ki Ramazan Kubat'ın hiçbir bilgisi yoktu. Tamamen arkadaş kurbanı kumpasa geldi diyor. Fakat burada oturmayan işler var kardeşim. Burada benim kafama yatmıyor bu yani. Birincisi ya bu adam e, şey biri değil, tırıvırı biri değil. Bu adam eski Mamakül Köçdere Başkanı. Sonra da Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Ya bu adam kahvaltıda gidip hasbel kadar tanıdığı bir kişiyi suçlu suçsuz bilmeden nasıl olurdu alır arabasına sırf alem yapmak için üç kişi beraber İstanbul'a giderler. Değil, olmaz öyle bir ya bu şey. tuhaf. İkincisi, ya bu adam ben ben Serdar'a sordum. Ayaklarında alçı var mıydı? Kurulmuş çünkü adam 5 gün önce dört koşumla vardı dedi bana. E bu adamın ayaklarında alçıyı da mı görmedin kardeşim? İki, yoktu diyorlar alçı. Ya nasıl yoktu alçı? Bana var dedi adam. Bir diğeri kardeşim Kasım ayının sonu, Aralık ayının başı. İstanbul'da alem yapmaya gide gide. İstanbul'un en tenha ilçesi Şile'ye mi gidersin ya? Daha başka bir yer yok mu yani İstanbul değil mi? Şile en tenha yer. Sonra alem yapmaya gidip niye gerisin geri sabaha karşı geri dönüyorsun? Hiçbir şey yapmadan. Bunlar e, bu, ciddi şüphe uyandırıyor. E, hayatın olağan akışına uygun gelmiyor. Ramazan, Kubat ve arkadaşının... E, yani ülkücü hareketten kaynaklı belki bağlantılar olmuş olabilir Serdar'la ve kaçışına yardım etmiş olabilirler. Ve Şile'den sonrasını bilmiyoruz. Şile'den sonra bir muamma oradan Yunanistan'a, oradan Meriç'e nasıl geçti, Meriç'ten yüzerek nasıl geçti, orada ciddi bir organizasyon gerekiyor. Yani adamın ayaklarında kelepçe var, sonra alçı var. Bu ciddi bir organizasyon getiriyor. Bunu bitiriyorum. Bunu ya Tam suç örgütü üyeleri suç örgütü üyeleri yapmıştır ya da Suç örgütüne dönüşmüş, yozlaşmış, kamu görevlileri yapmıştır. Peki. Direkt... Az önce reklamdan önce Serdar Sertçili'yi en azından Şile'ye kadar getirenlerin iki sivil olduğunu yazmıştım. Şimdi bunlardan biri Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı. Kılıçdaroğlu çevresine de sordum. Elbette ki iyi niyetle yapmıştır. Yani Kılıçdaroğlu böyle yani e, böyle kriminal tiplerle, suç örgütleriyle, üyeleriyle böyle temas kuracak Tinette bir adam değil yani. Hiç şüphesiz öyle değildir. Kesinlikle, ben de inanıyorum yani ülkücülerle, MHP'lilerle bir temas kurma arayışının sonucunda danışmanlık vermiştir. Kesinlikle başka bir düşünce aklımdan geçmiyor. Ama orada bir özensizlik var yani. İşte düğün, ayaküstü mamakla karşılaşma, düğün davetiyesi ve sonra hızla gelişen bir ilişkinin ardından CHP Genel Merkezi'nde makam vermek bana özensiz bir tutum gibi geldi. Bir de şöyle düşünseydik. Ya Oğlum, ya bu adam sağ sağ, sağa sağ yakın olanlar hep düğün davetiyesi üzerinden soluyucu olur herhalde. Bak, ya bir de şöyle düşünseydik düşünelim. Ya bu adam hala danışman olsaydı. Allah muhafaza değil mi? Ya bu adam şu an danışman olsaydı. Danışmanken e, Ayambora Kaplan e, örgütünün hem üyesi hem de itirafçısı diye bilinen Serdar Sertçeli'yi İstanbul'a kadar kaçırsaydı. Ne olurdu? kristaloğlunun danışmanı kaçırmış diye e, haberlere konu olmaz mıydı? Ya gelip e, CHP Genel Merkezi'nden onu almaya çalışsalar, e, CHP Genel Merkezi'de arama yapsalardı ne olacaktı? Bu adamın genel CHP Genel Merkezi'nde odası var. Odasına kimin girip çıktığını Kılıçdaroğlu tespit edebilir mi? Kim tespit edebilir? Biliyor mu yani? Ya gelip odada arama yapsalardı, ya onu orada almaya kalkısalardı. Olmadı mı? İBB'de çalışan bir 100 bin personelden birinin işte PKK ile bir bağ olduğu gerekçesiyle kadını tedavi gördüğü hastane değil, taburcu sonra geldiği belediyenin önünde ilk iş günü gözaltına aldılar. Onu da yapamazlar mıydı? Dolayısıyla CHP Kılıçdaroğlu ve CHP çok büyük bir e, skandaldan da e, böyle hani biraz Allah'ın yardımıyla kurtulmuş. Peki. Böyle böyle bir özensizliğin sonu CHP açısından felaket olabilirmiş. Peki Murat